neredeyim ben? Abi. Kim bağladı beni buraya be? Ben rüya mıdır? Tüve tüve. Kimse yok bu! Kimse yok bu! Bağırmayasın boşuna. Yoktur hiç kimsecikte. Kimsin sen? Benim ben. Tanımadın mı? Hangi köydensin? Ya sizin köydenim be ya. Tanımadın mı? Hayati sen misin be? Benim ben. Bağırma boşuna. Hayati. Biz ne arıyız burada be? Açsan ya ışıkları. Açabilsem açardım herhalde. Allah seve seve söyle. Bari oyun oynamasın değil mi Hayati kardeşim be? Yok be Hayrettin. Ne oyun edeceğim sana? Senin ayağında bağlı mıdır Bülent? He ya. Bağlıdır. Sanki bulmuşum bir çeyreğin düğmesi. Hayati. Bu ayım ayı ne arar burada? Ölmüşüdür baksana. Abi neresidir burası be ya? Ay anasını aradım bacısına kaybayayım. Sen nasıl geldin buraya? Vallahi hatırlamıyorum be. Vallahi ben de hatırlamayayım be Hayati. Oy! Kimse yok mu? Bırakın bizi be! Kapıyı kazdırlar! Bağırmayasın boşuna. Sen baygınken çok bağırdın ben. Duymuyor hiç kimse. Hayrettin. Yaktaş. Ne oldu be? Urgan mafyasının işi olmasın sakın. Urgan? Çalıyorlar ya insanların böbreğini, ciğerini, yalanını. Allah'a şükür her bir şey yerindedir benim be. Abi Urgan mafyası değilse kim neye getirsin bizi buraya? Hem ben burası neresidir anlamamışım. Baksana. Her taraf eski püskü. Demiş şu saat yenidir ha. Bak cillop gibi. Hadi be yemişim o saati. Neresi cillop gibidir? Satarlar onu muhacir pazarında 3 paraya. Abi bırak şimdi muhacir pazarını. Hayati. Cebimden çıkmıştır. O nedir be? Kaset. Bu nedir be? Üzerinde oynat, oynat yazar. Nerede oynatacağız o kaseti be? Hayrettin, bu güzelim seti buraya boşuna koymamışıdır. İster bu kaseti oynatalım bu güzelim setin içinde. Hadi be ya yemişim o güzelim seti be ya. Onu da almıştır muhacir pazarından 3 paraya bu şerefsiz. Abi alma adamcağızın günahını.
Japon malıdır. Üzerinde yazar. Baksana. Yuşa-ha-tu. Aa, benim saftirik hemşerim abi be. Yazar üzerinde Yuşa-ha-tu sanırsın sen onu. Japon malı. Yuşa-ha-tu dört ortaktır. Yusuf, Şakir, Akkı, Turgut, Yuşa-ha-tu. Anladın mı? Vay anasını sattımın herifler. Vay! Sen bana soracaksın bu işleri Hayati. Aa be susak ağızlı. Aa şu kaseti oynatalım şunun içinde be. Tutabilecek. Ebesini bile usuttururum. At bakayım. Orada be. Aldım ayrıttı. Oynat bakalım. Selamun aleyküm Hayrettin'den Hayati. Ne yapıyorsunuz lan kerhaneciler? Abi bilirim şimdi merak eder durursunuz ne ararız burada diye. Oynayacağım sizinle bir oyun. Sıçacağım ağızcağızlarınızın tam ortasına. Senelerden beri gezdiniz durdunuz orada burada it gibi. İçtiniz rakıları, çitlediniz çekirdeğe, attınız gütüğü ve vurdunuz mala. Oynadığınız kapı gıcırtısına. Öldüreceğim bugün ikinizden birini. Ama hanginiz olur onu ben bilmem. Belki Hayati, belki Hayrettin. Çünkü içirmişim ikinize de birer zehirli ap. Ap ama öyle böyle bir ap değil. Manda deviren apı derler. Ayıya bile nalları dikertmiştir abi öyle. 3-5 saate sizi de öldürür kesin. Zehirlendik diye de oturup ağlamayın ha. Vardır bende o zehirin de panzehiri. Bakın hele, bu arada bir cinlik, bir ibnelik yapmaya kalkmayın. Sikertirim doynağınızı. De haydi başlasın oyunumuz. Hadi be, uyumuş. Nasıl oyun bu böyle? Hayati be anlamadım bu oyundan ilkmiş ya. Şşş, bir sus be ya. Ne susacağım be? Adam kasetin sonunda bir şey fısıldar. Tövbe, tövbe. Hay içine sıçayım senin gibi teybim ben. Geri tuşu çalışmış. İçine tüküreyim senin gibi müzik setinim ben. Hayati, demişim ben sana almıştır o seti muacil pazarından. Akiki Japon malı olsa set tutukluk yapar mı be? Bu ortakların adı neydi? Yusuf, Şakir, Akkı, Turgut. Sıçayım hepsinin ağzına. Aha. Ortak. Vardır bizde her şeyin bir çaresi. Hı. Zehirli aplar içirmiş bize. Vicdanına tükürdü mü be? Erdi bak. Bir de tek oynayacağız oyun. Nasıl bir oyun bu? Anlamamışım şerefsizim ha. Tüybe tüybe. Bak iyice duyayım diye sesini sonuna kadar açıyorum. Tamam. Tamam be. Kapıyı mı açayım ha, bir de açmayayım ha. Hadi bismillah. De haydi başlasın oyunumuz. Yalan içine baksanız ya kapçık ağzılar. Hayrettin, yalak dedi, yalak dedi, ben dediydim sana. Bak bakayım yalağın içine. Bakar mı yalağın içine? De hadi bak. Bak bakalım içine. Hayati.
Şükürler olsun be. Haydi bismillah. Abi susa da az mı? Bir destere de bana atsan. Hem daha bir güzel, hem daha bir şahane olmaz mı? Hadi. Tamam be Uday. Tut at bir destere. Haydi oba. Haydi bismillah. Hayrettin. 12'den vurdum. 12. Hayati, sıçayım ben böyle testerenin içine be. Bir kızım kesmez bu zincire. Kesmez tabi. Tahta desteresidir bu. Demir desteresi değildir. La. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kapçık ağızlı istemez keserim ayağımızdaki zincirleri kurtulalım. İster ayağımızı keselim. Tüve tüve. Deme öyle be ya. Bülent abi. Yani der ki. Götün yiyorsa kes ayağını kurtul. Aa, yemiyorsa şu ayıcık gibi burada geberir gidersin. İfa ifa. Olacaklara bak sen be. İfa ifa tabi ya. Hayati. Hı. Bak ben buraya yazdım. Ben bir Allah'ın manyağı yüzünden ayacımı kesmem. Manyak mıyım be? Hayrettin'im. Allah'ın bir manyağı değildir o. Ya kimdir peki? Jandarmanın arayıp da bulamadığı kaç tane manyak var? Desteredir o. Destere. Nereden bildin be destere olduğunu? Abi ben ineyle Aşim dayı öldürüldüğünde sorguya çekmişlerdi beni. 3-5 ay önceydi. Haşim Leyla Bibi teyzeyi en son ne zaman gördün? Bilmiyorum dediğim ya komutanım be. Peki Hacer, Hicran, Hakkı, Halil? Hı? Öldürülen bu kişilerin hepsi senin köylün. Bir husumetin falan var mıydı onların? Yok be komutanım, ne husumetim olacak? Ben hepiciğini çok fazla severim zaten. Vallahi billahi. Tövbe tövbe. Hilmi Akyemez Diyarbakır, emredin komutanım. Ne var? Komutanım, karnınız hanımefendi Hilal Hanım geldi. Odanızı aldım. Tamam, geliyorum. Komutanım, bir de benim bu terlik istirahati meselesi vardı ya, onu da bir halletsek artık ya. Sırası mı şimdi? Emredersiniz komutanım. Devam edeceğiz. He. Hoş geldin. Kötü bir şey mi oldu? Evet canım, kötü bir şey oldu. Çünkü benim artık sabrım kalmadı. Hakan. Ne zaman tayin olacaksın? Ne zaman kurtulacağız bu Allah'ın cezası kasabadan? Bunu evde konuşalım mı? Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Hakan dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hilal bak. Ya ne olursun bana yine masal anlatma. Peki tamam. Tayinim biraz gecikti ama. Hakan burama kadar geldi. Bak ya buradan gideriz ya da ben. Ya da sen. Ya da ben seni terk edebilirim. Aşkım seni anlıyorum ama durum çok ciddi. Bu seri katil, bu destere manyağın teki. Ki birkaç aydır Hayırlar Köyü civarında cesetler buluyoruz. Önce ikişer ikişer birileri kayboluyor. Birkaç gün sonra da sağda solda cesetleri bulunuyor. İnsanların orasını burasını kesen bir psikopat bu. Ya... Öyle böyle bir manyak değilmiş bu destere. İnsanları hep ikişer ikişer kaçırırmış. Kesin bizi de kaçıran o desteredir. Başka kim olacak? İba, İba. Sormuştur bana sorguda. Destere sen misin diye. Hayati be. Sana bir şey soracağım ben. Hı. Eğer sen destere olsaydın be. Öldürür müydün benim gibi efendilik bir adamcağızı ya? Hmm.
Öldürmezdim tabii. Bilirsin. Severim seni çok. Hayatı be. Ben de seni severim be çok. Ben olsaydım ben de öldürmezdim seni. Peki ne istemiştir bu destere bizden? Ne kötülüğümüzü görmüştür de kaçırmıştır ikimizi birden. Sakin. Ayırlar köyünde başka adam mı kalmamıştır sakin? Sakin. Ne oldu be ya? Ne bu telaş? Hiç sormayın be komşular. Bu sebeple Ayrettin'in hayatı kayıp. Ah siktirme ya. Bir yanlışlık olmasın. Sabahtan beri ikisinde ne gülen olmuştu ne duyan be. Haber verdiniz mi be ya jandarmaya falan? Gelin destere be ya he. Hakikaten o gibi. Allah belacını versin onu. Ne olmuş? Ne olmuş be ya? Ayrettin'le hayatı kayıp Azim amca destere kaçmış herhalde. Ne? Nereninki? Senin nereninki? Resip gelemem Mustafa amca. Abi komşular, kumandan gelip size bir şey sorduğunda veresiniz güzelce cevap. Bu işin altı kalmamıştır şakası be ya. Hoş geldin Hakan kumandanı. Dinleyin beni. Dünden bu yana Hayrettin'le hayatı gören, duyan, haber alan var mı? Hiç biriniz bir şey görmezsiniz, duymazsınız be kardeşim. Şahit yazılmaktan bu kadar mı korkulur? Bu katil 6 tane can aldı. Ölenler sizin konu komşunuz, akrabalarınız. Siz konuşmadıkça yavaş yavaş sıra size geliyor, anlamıyor musunuz? Son kez soruyorum. Var mı bir şey gören, duyan? Yok. Ben de yoktum. Ben görmemişim. Anlaşıldı. Bak muhtar, bütün köylülerin ifadelerini tek tek alacağım. Hiç kimse evinden, bahçesinden bir yere ayrılmaz. Tamam Hakan kumandan. Sen nasıl istersen. Gidelim. Hep kayıpların peşinden koşarsın. Kerecik'te gözünün önündekilere baksan ya. Merak etme, senin de ifadeni alacağım Asibe Hoca. Abi Hoca da neymiş? Bana kısaca Asibe diyebilirsin. Abi bekle. İçim böyle bir daraldı be hayatı be. Destere mıdır nedir dedi, oynayacağız bir oyun. Ama ortalarda yoktur kendisi. Nerededir bu şerefsiz sence? Hayati. Hı. Bu destere bizi bir yerlerden gözetlemesin be ya. Destere. Destere. Namussuz. Manyak. Eşeğin sıpası. Ebene kaptırayım destere. Urus bunun çocuğu. Bence de burada değildir bu ibine. Peki nerededir bu pezevenk? Hayrola aç kapıyı. Hayrola aç kapıyı. Geldim be komutan, geldim. Ne bu işim? Ruhsat kontrolü için geldiysen her bir şeycikler tamdır komutan. Onun için gelmedim. Arayın. Emredersiniz komutanım. Hayırdır be? Pek hayır değil aslında. Destere manyağının peşindeyiz. Ayıp edersin komutan. Benden mi şüphelenirsin yani? Ben miyim destere? Ayıbı yok. Bu köyde yaşayan herkes artık benim için potansiyel bir katil. Sen Hayrettin'le hayatı en son nerede gördün? Anlat bakalım. (Gülüyor)
Bu da sözde bana terlik istirahati verdi ya. Peşinden ayırmı. Ne yapacaksın devrem? Emir demiri keser. Ya orası öyle de koğuşta takılabilseydim mükemmele çok yakın bir şey olurdu. Hayretinle hayatı en son göreli 3-5 gün olmuştur be ya. Ama bilirsin ben ikisini de çok severim. Bütün insanları çok severim ben zaten. Adım Mahirullah. Merhametliyimdir. Hep kaybederim iyi niyetimden. Karıncayı bile incitemem ben be ya. Bunlar ne lan peki? Karıncayı incitmezmiş. Karınca var mı burada? Karınca başka, av hayvanı başka komutan. Sen gördün hiç ben vurdum karınca? Yok. O zaman yok problem. Ev temiz komutanım. Gidelim. Hayati be, eğer bir şey anladım da, bu ayıcı neden getirip buraya koymuş bu şerefsiz, onu anlamadım be. Manyak işte, manyağın işine akıl sır erer mi? Yani bu kocaman ayıyı buraya nasıl sokmuş, ben onu anlamadım Hayrettin. Ben de onu anlamadım be Hayati, yazık ayıcıya be. Ananı. Ne oldu be? Gülmedin mi? Neyi? Hayati, bu ayıcığın pençesinin ayağı altına bir şey yalıp siner be. Gördüm Hayrettin. Gördüm. Gördüm be aman. Nedir ya? Dur bakalım. Anlarız şimdi. Hala yanıp sünerim bunun ışığı be ya. Allah'a bak git amma. Cip telefonudur bu be Hayati. Yemin et. Yalanım varsa dünya alem gelsin arkaca ağzıma. Alacağım almasına da uzanamıyorum be. Emrasına usurttuğumu ayıcı be. Almış cep telefonu pencerenin altına da ne yapacaksa sanki cep telefonunu. Alıyorum. Alamıyorum. Allah'ım sen acı şu kollarına. Alıyorum. Alamıyorum. Allah'ım bundan böyle ağzıma çok az rakı süreceğim. Haftada en çok bir büyük. Aslında bir küçük kötü değildir. Onunla da yetinmek lazım. Alıyorum. Alıyorum. Aldım be. Aldım be. Gel. Nasıl aldım Aydın peynirinden cip telefonunu be ya. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Yalnız haftada bir büyük diye konuştuyduk. Yanlış olmasın. Nereye ararsın? Nereye arayacağım be ya? Bizimkileri ararım. Onlara da haber verirsin jandarmaya. Ara ara. Hemen gelip kurtarsınlar bizi buradan. Elinizde kontrolünüz bulunmadığı için. Bu ay sıçayım ağzına senin be ya. Benim mi? Yok be ya, niye senin ağzına sıçayım ben? He? Atlar mı yok? Yuktur telefonun içinde bir tane bile kuntur. Abi Allah'ım. Ben içmeyeyim de kimler içsin rakıcıkları? Dur dayı. Bugün oğlunun gelip bana ifade vermesi lazım. Yoksa ben yakalarsam atarım nezareti ona göre. Ben ne bilirim nerededir eşek sıpası? Beni ilgilendirmez. Bul oğlunu getir. Benden söylemesi. Baş üstüne. Gelir zalim Hayrullah da gelir.
Ama bilinmeyen bir numara çala. Açayım. Aç tabii be. Delirdin mi sen? Alo. Ne yapıyorsun Hayrettin? İyiyim be. Sen ne yapıyorsun? Ne olsun be? Uğraşıyoruz, duruyoruz. Kiminle görüşeyim ben? Bırak şimdi benim kim olduğumu da kulağını dört aç benim dinle Hayrettin. Dinliyorum. Bu hayatı şerefsizi şu an benim sesimi duymaz değil mi? Duymaz be ya. İyi. Ben aslında seni çok seveyim be Hayrettin. Benim esas derdim Tepu Hayati ciğersiziyle. Ben aslında öldüreceğim bugün Hayati'yi. Seni de getirmişim buraya sırf yapasın bu adiye nispet. Dediğimi yaparsan salacağım seni, gidersin evine, tamam mı? Tamam be ya. Şimdi o dinlediğiniz kaset vardı ya, onu az daha oynatasın ileriye. Karşısında atasın bir küpecik de yapasın nispet. Olur mu aslanım? Emrin olur be ya. Emrin olur agam. Hadi şimdi kapat telefonu. Ben ararım yine seni sonra. Çok yazmasın agana. Tamam be ya. Kendine iyi bak. Üperim yanacıklarından. Hadi eyvallah. Fay fay. He? Eyvallah. Tamam lan, uzatma. Kimdir o? Ne dedi? Ne konuştunuz? Sen bir sus hele. At bakayım o yanındaki teybin play düğmesine, bas çalsın kaset, varmış kasetin devamı. Çok korkarım destereden de komutanım. Akşamları yatarken yatağıma abi gözlerime uyku girmez. Peki Hayrettin'le Hayati'yi dün hiç gördün mü? Yok be komutanım. Dün biz yayladaydık. Görmedik kimsecikleri. Arkadaş kim? O da bizim kurbanıdır. Korkudan beraber otlatıyoruz koyunları. Ne yapacaksın işte? Alo buyurun. Ne yapıyorsun be Hayrettin? Attın mı göbeciği, oynadın mı bir güzel? Sağ olsun be abim. Attım göbecikleri, attım kurtçuklarımı, rahatladım be ya. Aman sabahlar olmasın be ya. Şimdi ver bakalım telefonu şu Hayati şerefsizine de. İki çift laf da ona edeyim. Hayati lan. Ne? Ne oldu? Al. Seni ister. Saygılar abim. Kendine iyi bak. Öpücükler. Tutabileceğin var kapçık. Hadi hadi. Hoppa. Lütfen.
Alo, ben Hayati. Sen kimsiniz? Destere ben, Destere. Oo, abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi değilim Hayati. Hayırdır abi? Nedendir? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya bu Ayrettin'e fena ayar oluyorum ben be ya. Hangi nedenden ötürü abi? Lavuğun tekidir bu be. Öldüreceğim sonunda bunu, o olacak. Zaten buraya da o yüzden kapattım ben bu Ayrettin'i. Yoksa seninle bir derdim yoktur yani. Ama bu Ayrettin'i geberteceğim ben. Hayırlısı neyse o olsun abi. Sen de çal kasetin devamını at küpeciğine nispet yapar gibi bu şerefsizin karşısında. Tamam abi. Hadi be koçum, göreyim seni. Şimdi kapa, ben arayacağım yine seni sonra. Oldu abi, görüşürüz. Hayati. Hangi dağda kurt öldü de hangi rüzgara attı sizi buralara? Son kayıp vakalarıyla ilgili ifadeni alacağız. Müsaade var mı? Abi müsaade sizin, köpeğiniz olsun. Buyurasınız. Bildiğim kadarıyla yalnız yaşıyorsun değil mi? Yalnızım ama çok sıkılırım bu yalnızlıktan, bilesin. Bak şu an iki insanın hayatını ilgilendiren ciddi bir konu var Hasibe bacı. Bana kısaca Hasibe de yeter. Bu arada sormayı unuttum. İçki olarak ne alırsın? Bir şey isteme, sağ ol. Çok güzel rakım vardı ama. İstemez dedim. Siz yukarıya arayın. Marş marş. Emir versin komutanım. Böylesi daha güzel oldu be. Böylesi? Sen ve ben. Baş başa. Bak. Sadece benim soracağım sorulara cevap ver. O kadar. Yarıyorsun havaları değil mi toprağım? Sanki paşa mı havayı? Sizler yukarı marş marş marş. Devrim valla çok komik yapsa. I know. Allah Allah ya. Hava sen ne bize söylüyor tabi. Kimse yok, çenen kralı o. Albay geldiğinde nasıl pusuyor ama kedi yavrusu gibi. Uy. Emredersiniz komutanım. Baş üstüne komutanım. Emredersiniz komutanım. Falan filan diye. Evet. Bize gelince de bir şekiller, bir pozlar falan filan böyle. Amına kodum. Sen o hıyarıysa. He, ver devrem, ver. Tuz? Yok. Tuzu bunun iyi. Peki Hayrettin'in hayatıyla bir yakınlığın var mıydı? Benim gözlerim senden başkasını görmez ki Hakan'ı. Bak Hasibe bacı, seni son kez uyarıyorum, ciddiyetini takın. Neden bana bunları sorarsın? Yoksa benden mi şüphelenirsin? Sen de benim için ciddi şüphelilerden birisin tabii. Hangi sebeple? Dul olduğum için mi? Dul olman sorun değil ama bildiğim kadarıyla sabıkalısın. Rahmetli kocanın annesi yani kaynananı kızgın yağıyla haşlayıp öldürmüşsün. O bir kazaydı be Hakan'ı. Kızartma tenceresi yanlışlıkla üstüne döküldüydü. O şerap hissi attım 3-5 sene.
Erkeğe de iyice hasret kaldım o hapis yıllarında. Terbiyesizleşme. Bilir misin Hakan? Hırçınlaşınca daha bir aşığın, daha bir sevişken oluyor. Bak Hasibe bacı, şunu unutma. Ben evli bir erkeğim ve karımı çok seviyorum. Sen Hilal? Gördüğün gibi gidiyorum Hakan. Bitti artık, yeter. Bu kadar basit mi? Benden zaman istedin, sana zaman da verdim. Peki ne değişti? Ben söyleyeyim, hiçbir şey değişmedi. Hep aynı terane. Manyak bir katil ve aylardır onun peşinde koşan kahraman yüzbaşı. Ne muhteşem bir film. Müthiş. Hilal. Hilal bak bu sefer... Bu sefer artık ben yokum Hakan. Hilal bak... Sakın bir şey söyleme ne olursun. Ben artık hür bir insan olmak istiyorum. Canım. Canım. O cip telefonu bana geri verebilirsin bakalım. Hangi sebeple? Hangi sebeple? Hatırladıysan biraz önce o cip telefonu ben attıydım sana. Eğesi? Hatırladıysan o cip telefonu aynı pençecinin ayacının altından ben aldıydım. Alırken de canım çıktıydı testereyle. Ben de o telefonu alabilirsin diye o kadar dua ettim. Benim dualarım olmasa bunu alırdın. Terbiyesizsin. Hayati terbiyesizsin. Bak Hayati, ver diyorum o cip telefonunu Bahadir'i. Zaten canım sıkkın. Sen de orada eşelenip darlama beni. Ben de veremem diyorum. İşine gelmediyse gel de kendin al. Aha, testere orada. Yiyorsa götür, kes ayağını gel kendin al. Birazdan Dezder abim arayacak. Kendisiyle özel bir şey konuşacağız. Özel? Öyle mi? Abi bilsen, Dezder abi öldürecek seni Hayati. Bir öldürecek. Asıl seni öldürecek ahiretten. Bana söyledi öldüreceğim Hayati diye esas destere. Ya. Bu ayrılık fena koydu adama toprağım. Bu defa ben bile acıdım adama devrem. Hanımefendi de çok vicdansızmış lan. Boruyu döşedi gitti resmen ha. Kara milleti kardeşim bu. İşine gelmedi mi? Çeker gider. Amına koyayım. Bir de destereyi yakalayamadı gitti ha. Abi komutanım geliyorlar mı? Yatsınlar bir İsmail. Gelecekleri varsa girecekleri de var. İlyas, İsmail, siz Feşü Tefer'in önüne varın. Emredersiniz komutanım. Yerdal, bak buradayım bak. Bak gördün mü bak zıplayıp durun bak. Gördüm komutanım. Vur. Ben komut vermeden kimse harekete geçmesin sikerim belacığını. Komutanım arkamda. Ali lan Ali. Arkamda.
komutanım. Baksana aklına. Hani lan hepten aykırı gidersin be ya. Fürürüs mü lan o? Git! Arkanda deyip bağırır durur çocuk, duymaz mısın be ya? Ulan koskoca komutan kollamaz mı ağzını? Baba. Ay sıçayım babanın ağzına. Mahvettin hayatımı. Yürü kalk. Yürü eve. Yürü köpek suratlı yürü. Yürü dedim sana. Yavul seni yürü. Efendim abi. Hayati. Benim abi. Buyur. Emret. Hayati be. Şu telefonun sesini ver bakalım hoparlörden de. Hayrettin de duysun beni. İkinize birden var söyleyeceklerim. Emrin olur abi. Hallettim abi. Heh. Hayrettin. Şimdi sen de duyuyor musun beni? Duyarım be abim. Saygılar sunarım. Pek de güzel. Pek de oy oynamışsınızdır. Aferin. Güzel bir sorum olacak abim. Sen bizi gördün mü? Benim her yerde gözüm kulağım vardır be ya. Vardır ikinizin de yanında bal kapakları. Onlara bir uzanın bakalım. Aldınız mı lan? Tamamdır be abim. Şimdi açın bakalım kapakların içini be. Gördünüz mü içinde neler var? Hani vermiş idim ben size zehirli ap. Hani ayı devirer apı. Hani dediydim size var bende çaresi. İşte bu aplar panzehir apıdır. Güzel attığınız gibi hediye yaparım size böyle bir kıyak. Hadi yutun bakalım şimdi o apları. Allah senin et gönlüne göre versin. Canım abim. Teşekkür ederim. Şimdi Hayati kasetin arka yüzünü bir tak bakayım teybe. Emrin olur abim. Şimdi o zilleri takın bakalım ellerinize. Asıl yarışma şimdi başlıyor işte. Hani dediydim ya. Biri ölecek, biri kazanacak diye. Şimdi yapacağız sizinle bir küpek atma yarışması. Kim güzel oynarsa onu seçeceğim birinci, kurtaracağım onu zindandan. Kim yorulur, düşer, bayılırsa kaybeder oyunu. Haydi bakalım, aç değil mi Hayati? Hemen abi. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any fancy bastard. Sus derim. Komutan. Komutan. Dur. Buyur. İşte bulmuşum oğlancağımı. Eti senindir, kemiği benim. Neredeymiş peki? Bilgisayar kahvede. Ne yapıyordun orada ayrı? Ya, oyun oynadık çocuklarla bir. Ne oyunu? Kandır. Hani şu savaş oyunlarından değil mi? Azıcık iladır ama severim ben askerliği komutanım. Hayrettin'le Hayati de sever misin? Severim tabii, ikisini de çok. Peki destere sen misin lan? Abi hayatta işim olmaz komutan. Demek sen de değilsin. Ama ben kim olduğunu bulacağım biliyor musun? Gerekirse kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim ama bulacağım. İnşallah sen değilsindir Hayri. Çünkü onu anasından doğduğuna pişman edeceğim. We'll be right back.
Biz burada askerlik askerlik diye sırnakın amına soktukların da hayatına baksın. Pardon komutanım, boş bulundum. Sen ne istiyorsun? Ben Erol Büyük Burçum. Çekil şimdi. Taşlı değilim ben be! Çekil lan kenara. Ben büyük sanatçıyım. Büyük sanatçıyım. Hasta lan. Ben susak, öyle kötü oynayıp kazanacağım mı sanırsın? Tüküreyim senin aklına. Hazır. Gel tüküreyim senin aklına be ya. Düktün onca teli boşu boşuna. Kapçı gaz. Abi kimin güzel oynadığı bellidir. Dezdere abim de görmüşüdür elbet. Hayati. Sence Destel abin bizi nereden izler? Abi demiştir ya, benim her yerde gözüm kulağım var diye. İzlemiştir elbet bir yerde. Buyur abim. Abi ver bakalım sesi dışarı. Tamamdır abim. Bitti mi kaset? Bitti be. Sayende. Beğendiniz mi şarkıyı? Beğenmek ne kelime be. Hastası olduk hastası. Abi. Çok güzel doldurmuşsun. Ellerine sağlık. Sen bizi beğendin mi? İzleyebildin mi oyunumuzu? İzledim tabii be ya. Hangimizi beğendin? İkinizi de beğenmedim be ya. Bok gibi oynadınız ikiniz de. Anlamıyorsunuz göbek atmaktan falan. Hani demiştin ya, seçecektin ikimizden birini. Seçmiyorum be ya, keyif benim değil mi? Şimdi be Destel abim be, biz boşu boşuna attık şimdi bu kadar gübeci be. Boşuna oynadınız tabii. Kandırdım ben ikinizi de. Getirdim sizi oyuna. Iyarsınız oğlum ikiniz de. Iyar, iyar. Durumu söylersin. Doğru söylerim tabii ki. Abi o içtiğiniz atlar, kafa yapan atlardı. Banzeli falan değildi. İfa, ifa. Şimdi biz zehirleneceğiz mi be ya? Abi zehir de yok, banzeli de yok be ya, anlamaz mısın? Düşürmüşüm ikinizi de tufaya. Nasıl da oynadınız ama malak gibi. Aklına tükürdüğünüz salakları sizi. Ama abi, şimdi bizim... Kafamız çok karıştı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu nasıl oyundur böyle? Aklımız almadı. Daha dur. Aklınızı alacağım ikinizin de. Aklınızı. Sence bu derslere bizim köyden biri mi ya kumandan? Büyük ihtimalle öyle. Çünkü bütün kurbanları bu köyden seçtiğine göre demek ki buradaki insanlarla husumeti olan biri. Abi kim olabilir ya? İşin tuhafı herkes olabilir. Ama şimdilik kimseyi suçlayacak bir kanıt yok elimde. Ama ne olacak ya şimdi? Daha ifadesini alacağım çok kişi var. Sorgu devam ediyor muhtemelen. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, bunu da herkes bilsin. Hadi şimdi eyvallah. Eyvallah kumandan. Bulamamış hala değil mi? Hiçbir bok bulamaz zaten bu muhtar. Aslında bu işi bizim köyün gençlerine bırakacaksın. Bir toplansalar, alsalar taşları sopaları ellerine, akşama kadar köyü bir dolasalar, bulurlar o destreyi Allah'ıma. Bizim köyün gençleri nerede be ya? He? Abi ne bileyim neredeler?
abi. Hep bende takılır bu dalga be. Hepten aykırı gidersin ha. Ne takılması be ya? Yapayım 3-5 ayrı şekil. Siz çok mu bilirsiniz be? Biliyoruz tabii. Versene cereyanı be ya. Abi yürü git işine be ya. Oho. Abi bu destlerin Allah belacını versin be. Kandırdı bizi üç kağıtçı. Ben apı içince anladıydım zaten. Böyle kafam bir uç oldu ama. Harbiden be. Nasıl apmış o öyle? Güpecik atmaktan başım gün doldu sapına döndü be. Bu dezlere Hayrettin harbiden haysiyetsiz çıkmıştır be. Ne diyordun? Sesi kalın malı çıktı diye telefonda. Beni bir adam sandıydım ha. Adam değilmiş be. Lavuk çıkmıştır lavuk. Bak ararsa seni o cip telefonundan sakın açayım deme bence. Ne açacağım be? Açarsam adam değilim ha. Sus sus. Kardeşim. Kardeşim. Aha ay. Açmayasın sakın. Ararsa arasın şerefsiz. Açmayasın sakın. Kudursun mokar. Kudursun. Hayatım ne olur sana be hayatım. Hadi hadi. Ana canı sattım anam. Bu nedir be? Ne olacak be? Ceryem verdi şerefsiz. Ben bari açayım şu telefonu da. Kudurmasın iyice. Aç madem be. Aç. Alo. Niye açmıyorsunuz lan telefonu? E sen bizden oyun edersin. Oynayacağım tabii köpekler. Akıllı olun. Yoksa büyüle girsiniz ceryanı. Şimdi ver bakayım Hayrettin'i be. Seni ister. Niye ister bana be? E ister seni. Dedikler be. Ali. Hayrettin. Adamım ne yapıyorsun be? İyi ben abim. Bıraktığın gibiymiş ya. Ne oldu be? Küs müsün bana yoksa? Yok be abi. Ne küsüyorsun? Ne küsüyor sana be? Abi var sende bir şeyler be ya. Adamım biz seninle ne konuştuk be? Seninle alınırsın üzerine bu tavırları. Ben demedim mi sana? Benim derdim Ayati ile diye. Bunların hepsici teatro. Ne? Ben söyle be ya ben dinlerim sana. Konuşma diye. Aferin. Şöyle akıllı ol be ya. Bak ne diyeceğim şimdi sana. Arkandaki duvarda üçgen bir taş var. Çek çıkar onu yuvasından. Gördün mü? Bir uzun malpuşla. Bir de kısa malpuş var. Kısa malpuşu ayağı diye atla içsin kerkeniz. İçinde vardır maytap. Sen de uzun malpuşu yak ki işkillenmesin enayi. Hadi bakalım. Göreyim seni. Ararım ben seni yine sonra. Ben bir etin suyunu sıkacağım. Valla be. İş yiyeceğim be ya. İnşallah. İnşallah. Ne dedi? Ne diyorsun işte be? Günümü almaya çalışıyorum ama ben pek tırlamadım be. Yüzü vermedim be. Bunlar ne? De
haliyle kıyak yapmayı ister bana be. İki tane mi? Ya iki tane. İster misin be? İsterim. İsterim. Tut hayati. İçit. Peki son günlerde Hayrettin'i gördün mü hiç? Görmedim. Hayati'yi? Görmedim. Acaba son zamanlarda köy çevresinde böyle şüpheli bir şeyler görmüş olabilir misin? Görmedim dedim ya beya. Onu gördün mü, bunu gördün mü? Tek gözümle burnumun önünü zor görürüm ben beya. Ya haydi git başımdan. Haydi. Abi ciğerlerim bayram etmiştir be. Abi yarasın urtağıma. Sümdürüver ciğerlerine. Ama unutmayasın başka sigara yoktur ha. Senin haberin vardı değil mi? Abi ben sana diyeyim de inanmıyorsun bana. Güvenmiyorsun bu destek abine. Seninle oyun oynar, benimle değil. Anı sikim. Bu ne? Ya. Asıl. Dezdere abin sana eder oyun. Ayrettin. Ayrettin. Sakın bu Dezdere abin ikimize birden etmesin oyun. Üle mi dersin? Üle derim. Üle. Üle. Nasıl bir manyaktır, nasıl bir delidir, nasıl bir psikopattır bu be? Oyun oynar bizimle. Ne istersin bizim gibi garibancıklardan be? Abi, ne olur be? Siz de 3-5 saat içinde ölürsünüz. 3 mü? 5 mi? Abi 3-5 saat işte be. Ne fark eder? Hadi size bir de kıyak yapayım. Ambarın kapağını hatırını da söyleyeyim. Ayının buyrunda asılıdır. İsteyen ayağını keser, kurduğunu çıkar gider. İstemeyen de kalır. Ölür tüpün gazında. Asıl oyun şimdi başladı işte. Hadi size kulağıcıklar gelsin. Ben bir karpuzun çekirdeğini çıkaracağım. Ne? Sıçacağım be ya. Hayrettin. Ben hayatta ayağımı falan kesmem ha. Doğru söylersin be. Manyak mıyım ben be? Ben de hayatta kesmem ayağımı falan. Ürünüm tüpün gazından daha iyi bir aşağısı. Bence de. Önce öğrendim harfleri. Sonra eceledim kelimeleri.
hayal ettim gelecekteki herkesin. Kimimiz hemşire olacak, kimimiz hizmetçi. Kimisi hekim, aval, alterci. Kimisi de ızarcı, hakim, helikopterci. Bizi hizaya sokan okul oldu. Böylesi harbiden en daha bir güzel, en daha bir şahane oldu. Abi okuma bayramınız hayırlı olsun be ya. Kusura bakmayın hocam. Sizi böyle telaşlı bir zamanda rahatsız etmek istemezdim ama. Hiç önemli değil. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu destere meselesi. İki çiftçimiz daha kayboldu da. Soruşturmaya biraz hız verdik. Pek bir ipucumuz da yok açıkçası. Hani diyorum çocuklardan falan bir şey duyarsanız. Hiç şüpheniz olmasın. Olursa size hemen iletirim. Çok teşekkür ederim. Hayati, harbi demin şimdi öleceğiz mi be ya? Kader, hayrettin. Kader. Yekten beni ver ya, çaptana. Ne? Azıcık da tüptüyorum, kafa yaptı bana be ya. Hatırlamaya çalışayım ben dün en son ne yaptım, kafayı toparlayamıyorum ben. En son mısır tarlasına gittiydim ben. Akşam dün açaktın ama. Sonra bir ses duydum. Bak şimdi hatırladım ha. Tarlada. Tarlada bir oyuncak gördün müydü? Böyle böyle kıvırtırdı. Ondan sonra ne oldu bilmem. Ben de hatırlarım. Bustandan dönüyordum. Yalnızdım. Tünelin oraya geldiğimi hatırlarım. Kimsecikler de yoktu ortalıkta. Bak şimdi hayal meyal hatırlarım. Bir ara dikiz aynasında bile kendimi gördüm gibi olduydum sanki. Aynı kendim yani. Tabii kendin olacaksın be ya. Aynada başka kimi göreceksin? Tabii kendini göreceksin. Yok yok. Ben kendim. Traktörü kullanıyordum. Bu başka. Elinde supa vardı, supa. Sonra? Sonra bilmem ne oldu. Sonra bir şey olduydu ama. Ne olduydu? Ananı sikeyim be! Hayat. Hayati. Hayat ne acayip değil mi be? Evet. Acayip bir şey hayat. Çiçek sever misin? Çiçek? Ne? Yok. İyi vallahi. He. Taban fiyatları açıklanmış mı be? Ulus'a gidelim mi? Hamburgerde ketçap ister misin sen? Anne! Anne! Hayati! Hayati! Gemi geçiyor be, görüyor musun? Nerede? Hayrettin iyi çocuktur. Hayati de öyle. Ama pek bir sabiyetim yoktur ikisiyle de. Merhabayım, merhabayım. O kadar yani. En son ne zaman gördün onu? Hayrettin'i geçen derenin orada gördüm. Çüydürüydü ağacın dibine. Ya işiyordu be ya. Ne haber lan zikiş gel dedim. Öyle deyince taradı beni. Ya Hayati? Hayati onu da
Çarşıda gördüm. Hamburgerci de. Hamburger yiyip hayran içiyordu. Ulan dedim kereleci, afiyet, bal şeker olsun dedim. Hayran mı içiyorsun dedim. Tamam tamam yeter. Hadi kolay gelsin sana. Eyvallah. Şimdi de mesaj mı yollamış o şerefsiz? Yuva, operatör mesajı der burada. Güster, sayın abonemiz, GSM hattınızın birinci yılı sebebiyle hediye olarak 10 kontür aklınıza yüklenmiştir ve Allah'ıma kitabıma, Allah'ıma şükürler olsun be ya. O kontür gelecek telefonuna be ya. Hayrettin, ne bağırır durursun, delirdin mi sen? İstersin destere duysun sesimizi. Tamam be ya. Durur söylesin. Bak, bak, şimdi arayasın hemen polisi, jandarmayı. Yerimizi tespit etsinler, gelip bizi buradan alsınlar. Haklısın be ya. Hayatı bilir misin sen? Jandarma adını ya da polisin telefon numarasını. Abi yok, bilmem be ya. Hayatı, hatırlarım hafızamda amcamın ev telefonu be. Ara, 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 hemen amcanları ara. Yerimizi tespit etsinler, jandarmayı polise alsın, gelsin buraya, bizi buradan kurtarsın. Alo. Adım amca be, benim Hayrettin, ne yapıyorsun be? Kim? Hayrettin be ya, Hayrettin sesim geliyor, duyuyorsun beni ağzıma. Kime gelmez sesim, bağır azıcık, bağır be ya. Be amcam bağırıyormuş ya be ya, haber ver jandarmaya, kurtarsınlar bizi be. Ne? Ne olur be ya, bak bizi ambara kapamıştır Hayati ile birlikte. Bak onun da selam var sana, üper yanacıklarından abi, amca. Mır 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 mır. Ne diyorsun be? Azım amca, kunturum azdır. Ne? Bak hayat meyat meselesidir, duyuyor musun beni? Ben Hayrettin be. Ne? Bak duymuyor musun be? Azım amca bağırayım, daha fazla bağır. Kim? Aşın ağzına sıçayım ben be. Asıl ben sıçayım senin ağzına. Amca duydun bana be ya! Amca bak değil mi? Jandarma ya! Abi ne yapayım? Bu ise... Kuntur bitti la. Terbiyesizin evlatları. Telefon ediler, kafa buluyorlar benimle be. Siktirin deyuslar. Merhaba, merhaba. Abi ortak. Sen ne yaptın be? Askerde patlamış jandarmayın. Onun için kulakları az işitir biraz. Abi, arasaydın ya başka tanıdıkların. Yoktur hafızamdayız, kimsenin numarası be. Ne oldu? Komutanım söyleme sahip. Bir ihtiyaç gidersem. Müsaadenizle komutanım, ben de gitsem. Oğlum burada mı, sırası mı şimdi? Ne çok fena komutanım, çok fena. Affedersiniz komutanım, büyük ama. Çabuk ol, çabuk. Sabahtan beri ne bulduysanız dediniz. Elması, eriği, dutu, armudu. Ağzınız bir boş durmadı ki. Revire gidip ishal olduk diye istirahat almaya da hiç heveslenmeyin. Destereyi bulmadan dinlenmek yok. Komutanım! Bu aldın terbiyesizi falan bakı! Yok komutanım, yok öyle bir şey. Katiyen! Çabuk buraya gelin, çabuk! Ne oldu komutanım? Koş, koş! Ormanda bir şey fark ettim. Siz de silahlarınızı alın. Emredersiniz komutanım! Haydun sen sağdan git. Hilmi sen de bu taraftan. 100 metre ileride buluşalım.
kiram bu amına koyayım ya. Böyle bir terlik istatim olur arkadaş ya. Sikerler böyle işi. Ne bakıp durursun öyle melül melül? Abi ben sana bakarım be. Bakarım cip telefonda gelir mi 3-5 kontur daha diye. Bak. Bak bak. Operatör kontürü Ediye. Operatör Ediye kontür. Hayatta o bir kere olur, bir kere. Hakan, bu anı o kadar çok hayal etmiştim ki. Manyak mısın sen ya? Manyağım, senin manyağın. Ne arıyorsun sen burada, o elindeki bıçak da ne? Aşkımızı ağaçlara kazıyordum sadece. Ne? İnanmazsan bak, işte Hakan ve Asibe, aşkımızın hatırası. Hangi aşktan bahsediyorsun sen ya? Hem o elindeki şey de ne? Dedim ya demin bu anın hayalini çok kurmuştum diye. Hangi anın hayali? Seninle ormanda baş başa kalma anımızın hayalini. Belki denk gelirsek diye hep hazırlıklı oldum. Abi daha neyi beklersin? Gel de ışımla sarsana benime. Oha! Gördün mü? Ne oldu be? Hayati tüpler bitti. Yemin et. Allah'a kitap ama tüpler bitti be. Yattı bildim. Zehirlen ben şimdi. Allah'a şükürler oldum be. Hayatim. Hayatim be. Ben bu dezderenin aklına tüküreyim. Oraya koymuş 3 tane piknik tüpü. Aklı sıra bizi zehirleyecek. Abi 3 tane tüple insan zehirlenir mi? Tavşan mı zehirliyorsun? Be ya. Açmayayım be cep telefonu. Ayrettin'im aç. Kurban olayım aç. Veri ayacıklarımızdan gidin hele elektrik. Alo. Abi yeni bir teklifim vardır size. Kim ötekini öldürürse serbest bırakacağım öbürünü. Hanginiz kazanırsa yani. Aa siktir öleme Destur Efendi. Tüpler bitti diye böyle dersin değil mi? Yemeyiz artıkın biz bu numaraları. Destur'a kardeş. Abi sen kendine seyirlik eğlence ararsın. Ama diyeyim sana, yanlış yerde ararsın seyirlik eğlence. Vallahi siz bilirsiniz. Daha öncekilere de hayatta kalma şansı verdiydim ama sonları kötü oldu. Mesela örneğin Aşim dayıyla Habibe teyze. Mesela örneğin Acer'le Hicran. Hakkıyla Ali. Sonunda dağıtılı köyü boyladı hepsiciyi. Siz bilirsiniz be ya. Hadi ozan be. Senin yalanları yüzünden birbirimizi satacak insanlar değiliz biz. Ayırlar köyünün insanlarıyız. Ara sıra atışsak da severiz birbirimizi ölümüne. Öyle mi kıçımın kenarları? Abi o zaman size ayrılı ölmeler diliyorum ben. Canınız sıkılırsa telefonda kayıtlı bir iki görüntü vardı. Abi ne görüntüsüymüş o be? Ben de o görüntüye bakardım işte be ya. Yazır burada. Video görüntüsü. Basayım. Bas bakayım. Abi ben hayatımda ayretin kadar şirretsiz bir adam görmedim be. Kendisi iplidir. Puştur. Aha böyle tekerlektir. Aha bak bak. Bak susak bak. Hadi be. Abi kendisi nunuştur be ya. Vuruşkandır be ya.
Ay hadi. Yalandır. Vallahi fotomontajdı. Yemin lafı yalan atıyor. Hadi oradan be. Fotomontajı. Sensin işte burada konuşan. Olur, fotomontajdır o. Ver bak o telefonu. Göstereyim ben sana. Japonlar yapıyor. Bununla bir görüntü çekiyorsun ya. Bunun bir fonksiyonu vardır be. Şimdi onu ben bulamadım be. Ayrette. Bak şimdi. Hadi be. Üçkağıtçılık yapma bana. Herkesin ortasında konuşursun işte. Ayretin ibnadır diye. Sen benim ne ibnadır mı gördün? Pezavayk. Bak. Ayrettin'im. Şimdi buradan bir görüntüyü açalım. Açtım. Abi bu ne be? Burası benim tarladır. Vallahi billahi. O kim? Ayrettin. Ben miyim? Vallahi billahi sensin bu. Ne sıçarsın lan benim tarlama? Senin tarlaya mı? Ne sıçması be? Bu sıçması. Yok, kesin fotomontajdır be. Japonlar yapar onu. Fotomontaj. Ne fotomontaj olacak? Kapçık ağzı. Bas be ya, sıçmışsın. Püm, şerefsiz. Sıçayım senin ağzını ayrattın. Asıl ben sıçayım senin ağzına. Tarlana sıçtığım gibi. Sen beni asker kaçayım diye askerlik şubesine ihbar etmedin mi? Sen benim manitamı götürmemiş miydin? Cilazı dersin. Hayatını sıçayım senin be Ayrettin. Esas ben senin hayatını sıçayım hayatı. Hayatına sıçtı. Asker! Şerefsizsin. Şerefsiz sensin lan. Cilosun. Gülemez miyim ne komutan? Gülenen ne bici akrabamdır, komşumdur. Abi kestele şunun sesini be kadın. Sen bir şey konuşuruz burada. 3-5 ay olmuştur bizim kız evleneli. Eğer Allah'ın günü izler düğün kasetini bu kadar. Abi evladım, amdır onlar da am yenmez. Tırık olursunuz sonra. Oldular zaten ama akıllamadılar. Neyse sen devam et. Ayrettin'le Ayati'yi de severdim ben çok. Te üzülmüşümdür ikisinin de kaybolduğuna. En son ne zaman gördün onları? Nerede gördün? Abi ne bileyim ne zaman görmüşüm. Bir sonrası bilir miyim ben ne yedim sabah? Ne oldu be komutan? Oynayanlara bak. Baktım işte ne olmuş? Haşimli abi be. Hakkıyla Halil. Hacer ile Hicran. Yani destlerinin kurbanları. Deme be ya.
Rahmetliye bak nasıl döktürmüş ama. Hepsi ikişer ikişer kaçınılıp ikişer ikişer öldürmüşler. İşte nihayet yine karşılıklı oynayan Hayrettin'le Hayati. Abi ben bu işten bir şey anlamamışım komutan bey ha. Ben anladım Hurşit Bey. Ben anladım. Ne oldu şimdi komutanım? Hayriye başkasıyla evlenirken göbek atanlara kin duyan kim olabilir? Kim? Hayriye'ye deliler gibi kime aşıktı? Kime aşıktı komutanım? Sür bakalım Hikmet'in davini. Biz jandarmaya haber vereyim komutanım. Hayır. O caniyi bizzat kendi ellerimle götürüp teslim edeceğim albaya. Dedim ben sana, çakma müzik setidir bu diye ama hakiki Japon malı olsa aşağıda ilerdi bu kolon benim kafayı. Ama yuşa hatu ile olmaz. Feriye'ye aşıkmış ya. Kerane gibi de atmosfer yapmış lan. Bırakın zevzikli, yürüyün hadi. Geldin be komutan. Yüzümüz yıllarda kaldı be ya. Evet. Şimdi oyun havasına geldi sıra. Patlatın bakalım. Kritik benim, kritiği ben bellerim. Vermeyin beni, alayınızı keserim. Rüzgardan daha sert. Gavurlar namert, ben hepsinden mert. Benim kafa üçüm birine dokuz sekiz ekler. Kafa meşarada testere bile de bekler. Kimi zaman bekler, kafa dağınık. Algılar kapalı, psikopat alışık. Sorunum ne, haydi söyle. Gümrüğün daralın, arızaya bağlan. Günahımız ne?
Ona da 3,5 atarız. Komutan olmasa ol biçim kufa değil. En sevdiğim radyo açık. Destere ben ama yakar bir kökçü. Derdin nedir senin, niye geldin destere? Yalan oldu kimsin sen bilirsin. Yaşınlık misali yürüme. Keserim yolunu akan sellerle. Bilesin burası Trakya, akıllı ol. Her yerde kufadasın raconum. Bizi de ne zaman keser acele.